Değerli konuklar, çok kıymetli protokol. Malumunuz her yıl Şebi Aruz gecelerinde bir tema işlenir. Bu yılki temamız Hazreti Mevlana'da Kur'an sevgisi. Ve şimdi mikrofonu tasavvuf üstadı Sayın Mustafa Özbağ takdim ediyor. Alkışlarınız. Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü, ömrünüzü, hayatınızı, nefesinizi hayırlı etsin. Hep hayra koşanlardan olun. Hep iyiliğe doğru kanat çırpanlardan olun. Cenab-ı Hak sizi hep iyilerle beraber eylesin inşallah. Hepiniz de hoş geldiniz. Bugün Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin güzel bir sözü var. Bütün sözleri güzel de böyle müjdeleyici, insanın böyle içini bir hoş eden bir hadis-i şerif. Bir kimse bir şeyi sevse, onun yaptıklarını yapamasa dahi onun yaptıklarından kendince sevap kazanır. Sizler Hazreti Mevlana'yı sevip buraya kadar koşa koşa geldiniz ya, Hazreti Mevlana'yı sevdiğinizden dolayı buraya teşrif ettiniz ya, Allah'ın izniyle onunla haşr olacaksınız. Kişi sevdiğiyle beraber, kişi sevdiğiyle beraberse sizler de onunla beraber olacaksınız. İnşallah burada beraber olduğumuz gibi orada da beraber olacağız. Orada da hemhal olacağız. Orada da diyeceğiz ki evet biz oradaydık. Hazreti Pir'in vefatının değil, o vefata, ölüme bu noktada farklı bakıyordu. Hazreti Pir'in sevgilisiyle, yani Allah'a uluc etmesi, ulaşmasının yıl dönümünde toplanmıştı diyeceğiz. İnşallah. Ve orada da beraber olup Hazreti Pir'in inşallah izinden gitmeye devam edecek. Düşünebiliyor musunuz? Bir zat ki vefat etmiş, 742 yıl geçmiş. Eğer ki Hazreti Muhammed Mustafa'nın ayak izine uymasaydı, eğer ki bu manada Kur'an-ı Kerim'e uymasaydı, bugün unutulur giderdi tarihin tabiri caizse çöplüklerine. Niceleri unutuldu gitti, niceleri bir nefes dahi arkadan bırakmadan gittiler. Saygıdeğer koltuklarında, arabalarında oturanlar, sizi görünce ayrıca size bu sesi selam vermek istedim. Sizlere teşekkür ediyoruz. Böyle zorluklarla teşrif edip buraya kadar geldiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin de ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Allah size yardım etsin. Cenab-ı Hak sizleri muhafaza eylesin inşallah. Allah'ım hep beraber eylesin inşallah. Sizlere bu hizmetleri yapanlara da teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Haklarınızı helal edin. Kalbim orada olunca kendimi bu tarafa veremeyeceğim fazla. O yüzden önce gönlümün koştuğu yere gitmek istedim. Tekrar saygıyla sizlere selamlıyorum. Teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, işte Hazreti Mevlana yapar, onun Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ayak izlerine uyup Kur'an'ı kendisine rehber edilmesiydi.
Hazreti Mevlana bazılarının dediği gibi Kur'an'ın ve sünnetin üzerinde peygamberlerin üzerinde bir kimse değil. Bazılarının da iddia ettiği gibi Kur'an ve sünnetin dışında bir kimse de değildir. Hazreti Mevlana kendi deyimiyle ben Kur'an'ın kuluyum, Muhammed-i Mustafa'nın yolunun tozuyum. Kim bunun dışında bir şey söylerse söyleyenden de o sözden de uzağım diyerekten kendisinin nerede olduğunu kendi lisanıyla kendisi söyledi. Kıymetli dostlar, Hazreti Pir ben Kur'an'ın kuluyum derken Kur'an'ı anlamanın, Kur'an'a uymanın, Kur'an'a tabi olmanın, Kur'an'ı sadece okumakla kalmayıp onu yaşamanın gerekliliğini anlatırdı. Mesnevisinde yaklaşık 4000'in üzerinde Kur'an-ı Kerim'den ayetler alan ve mesnevisinde 6000'e yakın hadis-i şerifi kendisine ölçü alan bir Allah dostu, Kur'an ve sünnet sevdalısı, Kur'an ve sünnet yolunun hizmetçisi bir Mevlana vardı. Mesnevisini o yüzden 4000'in üzerinde ayet-i kerime, 6000'in üzerinde hadis-i şerifle mesnevi bu manada biz bir işari tefsir noktasında görebiliriz. İşari tefsir noktasında görerekten mesnevisinden Hazreti Pir bize Kur'an'a uymanın, Kur'an'a tabi olmanın, Kur'an'ın izinden gitmemizi söyler. Ve der ki, Kur'an hikmeti madem ki müminin kaybolmuş malıdır, herkes elbette kaybolmuş malını bilir diyerekten hikmeti başlı başına Kur'an'a bağlar. Ve Kur'an tabiri caizse hikmetin özüdür. Ve Kur'an tabiri caizse hikmetin anası gibidir. Her ne hikmet çıkacaksa Kur'an'dan neşrine var olur. Her ne doğru çıkacaksa Kur'an'dan neşrine var olur. Her ne yaşanacaksa Kur'an ve sünnetle o şey bir kıymete biner. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin hadis-i şerifinde buyurdu. Hikmet müminin itik malıdır. Nerede bulursa onu almaya en hak ona layıktır dedi. O hikmet Kur'an'dır. Hazreti Pir hayatını Kur'an'la geçirmiştir. Hiçbir sözü yoktur ki Kur'an'ın dışında kalsın. Hiçbir adımı yoktur ki Muhammed Mustafa'nın sünnetine uymamış olsun. Hazreti Pir Kur'an'a uymayı o kadar önemli, o kadar kıymetli görür ki eyvahlar olsun o diye ki ölüyle düşüp kalktı da öldü. Dirilip kaçtı gitti ondan. Sen de Allah'ın Kur'an'ına kaçarsan peygamberlerin canlarına ulaşır, onlarla kalırsın der. Ve insanların kaçıp sığınacakları, gidecekleri, uyacakları kitabı Kur'an olarak nitelendirir. Eğer bir kimse Kur'an'ın emirlerini yerine getirirse peygamberlerin canlarıyla canının yoğrulacağını, karılacağını söyler. Kur'an peygamberlerin halleridir. Onlar tertemiz, bulunduk denizinin balıklarıdır. Kur'an'ı okur, fakat dediğini tutmazsan, tut ki peygamberleri, erenleri görmüşsün, ne çıkar? Hazreti Pir, Kur'an'ı sadece okumakla kalınmaması gerektiğini,
ve aynı zamanda da Kur'an'a uyulması, tabi olunması gerektiğini söyler. Bu ne demektir? Onun haramlarını, onun yasaklarını insanların öğrenip onlara uymasıdır. Eğer Kur'an'ı sadece okur, ona uymazsa tut gider. Peygamberleri görmüşsün ama onların yolundan gitmemişsin. Onların haliyle hallenmemişsin. Ona benzerler. Ebu Cehil de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini görmüştü. Ama Ebu Cehil Hazreti Muhammed Mustafa'nın izinden gitmedi. Kur'an'ı kabul etmedi. O yüzden sahabelerden sayılmadı. Önceden Ebu Hikem'di. Kur'an'a tabi olmayıp, Kur'an'a inanmayıp, Kur'an'ın yolundan gitmeyince Ebu Hikemliğinin aslında Ebu Cehillik olduğu görüldü. Fakat Kur'an'daki hikayeleri okur, buyruklarını tutarsan can kuşun kafeste daralır. Eğer sen Kur'an'ın buyruklarını tutarsan, onun yolundan gidersen bu can, bu bedende daralır gider. Bu beden, bu cana dar gelir. Kafesteki kuş, zindandaki mahpusa benzer. Kurtulmayı istemeyişi bilgisizliktendir. Kafeslerinden kurtulan canlar, peygamberlerledir. Halka kılavuzluğu layıktır onların. İşte Hazreti Pir, Kur'an'a uymayanların mahpusta olduklarını söyler. Ama Kur'an'a uyanların bu mahpusluktan kurtulacağını, manevi olarak uruç edeceğini, manevi olarak yol alacağını söyler. Onların sesleri dışarıdan gelir, dinden duyulur. Sana da kurtuluş yolu budur. Bu der o ses. O ses bizi Kur'an'a, bizi sünnet-i Resulullah'a davet eder. Ne yaşıyorsanız yaşayın, nerede yaşıyorsanız yaşayın, Kur'an ve sünnete tabi olun. Hazreti Fihr bize bunu tavsiye eder. Der ki, siz muhakkak Kur'an'a uyanlardan olun. Yine üzerinden okumanın bu noktada yetmeyeceğine dair, evet Kur'an'ın suretini doğru okuyor fakat manasından haberi yok. Esasen onun gerçek manası kendisine anlatılmış olsa kabul etmez ve yine körü körüne okur der. Kıymetli dostlar, Hazreti Pir bizi Kur'an-ı Kerim'i körü körüne okumaktan men etmekte. Kur'an'ın manasına çağırmakta. O manaya erişemezsek ve o manadan bize bir kafa açılmazsa, biz o manaya doğru yürüyemezsek sadece Kur'an okumanın sevabını alırız. Bir hikmet elde edemeyiz. Kendimizce o manaya doğru yürümemizi ister. O Kur'an'ı vasfedip duran değil mi ya kendi halindedir? Değil mi ya aklı başındadır? Kur'an ehli değildir o. Olsa olsa bir okuyucudur. O Kur'an'ı vasfetmeye, o Kur'an'a mana vermeye çalışanlar, o Kur'an'ı tefsir etmeye çalışanlar, Kur'an'dan hüküm vermeye çalışanlar için Hazreti Mevlana diyor ki, eğer ki onun hala da aklı başında ise, hala da hayretten hayrete geçememişse, hala da Kur'an-ı Kerim'i okurken ona mana verirken düşünüp bayılmamışsa, hala da Kur'an-ı Kerim'e mana verirken kendince Kur'an'ın özüne girip eğer ki o manevi olarak miraç edemediyse, o kimse olsa olsa okuyucudur der. Hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri namaz müminin miracıdır dedi. Namaz müminin miracıdır. Eğer ki namazınız miraç oluyorsa namazınız namaz oldu. Eğer namazınız miraç olmadıysa bunu kendime söylüyorum. Ne yazık ki namazımız sureten oldu. Sireten değil. İç alemi olarak değil. Eğer ki oruç tutuyorsa, eğer ki oruç sahibi olan Allah
dudağımızın kenarında oruçluluğun ağız kokusu bana miski amber gibi gelir deyip iftar vakti sizin ağzınızın dilinde değilse o zaman dikkat etmeliyiz. İbadetlerimiz yüzeysel kalmamalı. İbadetlerimiz derinleşmeli. Bunu derinleştirecek en önemli şey güzel ahlak. Kendimizi güzel ahlakla süsleyelim, derinleştirelim. Bunun yolu Hazreti Muhammed Mustafa'nın haliyle halletmek. Haramlardan uzak durup farzları yerine getirmek. Allah bizi onlardan eylesin. Allah'ın bazı kulları vardır ki Hakk'a Kur'an vasıtasıyla ulaşırlar. Bazı daha has olan kulları da vardır ki onlar Allah'tan gelir ve Kur'an'ı burada bulup Allah'ın göndermiş olduğunu bilirler. Bizler bu ikinci sınıf kullardan değiliz herhalde. Ben kendim için söylüyorum. O yüzden biz Hakk'a ulaşmanın yolu Kur'an'dan geçer deyip Kur'an'ın emir ve yasaklarını sımsıkı ama sımsıkı tutmamız gerek. Yine kendince kendisini çok akıllı zannedenlere Hazreti Pir 742 yıl öncesinden bir mesaj verir. Der ki mihenk olmadıkça vehimle akıl belirmez. Tez ikisini de mihenk taşına götür. Bu mihenk Kur'an'dır ve peygamberlerin sünnetidir. Mihenk Kur'an ve sünnettir. Hazreti Pir bizi Kur'an ve sünnete yönlendirir. Kur'an ve sünnetin yaşanmasına yönlendirir. Hani Kur'an gibi anlamı yedi kattır. İleri gelenleri de doyuracak yemek vardır onda. Geri kalanları da Kur'an yedi manadır, yedi kattır. Sakın ben Kur'an'ı anlamıyorum deme. Bu yedi dereceden yedi kattan birisi senin içindir. Sen hangi nefis mertebesinde, emmarede, vebamede, mülhümede, mutmainde de, radiyede, marniyede, safiyedesin. Nerede olursan ol, Kur'an'dan sana bir mesaj vardır. Ve sakın Kur'an'ı ben anlamıyorum diye düşünme. Muhakkak bu yedi manadan birisi, bu yedi dereceden birisi senin içindir. O yüzden Kur'an ekvatordan kutuplara, doğudan en batıya, en takva Müslümandan hiç takva olmayana, inanana ve inanmayana da bir mesajdır. Çünkü bizim için iki tip insan vardır. Bütün Müslümanlar için iki tip insan vardır. Ve bütün insanlar bu manada aslında tektir. Hepsi de Muhammed'idir. Hepsi de Muhammed'idir. Bütün insanlar Muhammed'idir. Çünkü Hazreti Muhammed Mustafa bütün insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Sakın inanmayanları Muhammed'i olarak görmezlik etmeyin. Onlar henüz daha davete icabet etmemiş olanlar. Davete icabet etmemiş. O da Muhammed. Ama boynumuz bükük. Ne yazık ki. Düşünebiliyor musunuz? Bugün Avrupa'ya gittiğinizde, bugün Fransa'ya, Amerika'ya, Rusya'ya gitseniz, bugün Japonya'ya gitseniz, İslam ne ilan ediyor? Hangi mesajı verebilirdiniz? Hangi mesajı verebiliriz? Mezhep kavgalarının olduğu, ırk kavgalarının olduğu, meşrebi için birbirini katleden, camiyi bombalayan, ibadethanesini bombalayan bir İslam görüntüsü var. Ama bilerek ama bilmeyerek bu gerçekten hepimiz acı vermekte. İşte Hazreti Mevlana'nın hoş görüntüsü, Hazreti Mevlana'nın bu noktada açmış olduğu çığlığa ne kadar muhtaçız. Enteresan bir tespit. Amerika'da İncil'den sonra satılan en fazla kitap Mesnevi.
sırada Amerika'da okunan kitaplar, dini kitaplarda İncil, ikinci sırada Mesnevi. İkinci sırada Hazreti Pir hala da kan topu gibi büyümekte. Bu neyle mümkün? Hazreti Pir bunu kendisi söyledi. Evlat, biz perdenin iki sivrucu gibiyiz. Bir ayağımız Şeriat-ı Ahmediye'de bakmış. Öbür ayağımızla alemleri seyran ederiz. Öbür ayağımızla 72 milleti dolaşırız. Öbür ayağımızla ayırmayız, ötelemeyiz, itmeyiz. Öbür ayağımızla asla öteki demeyiz. Kıymetli dostlar, ülkemizde hala da çok büyük karışıklıklar olmuyorsa ki olmasın inşallah, bunun sebebi bizim din algımızın, bizim din inanışımızın. Sevginin üzerine, hoşgörünün üzerine, tatlılığın üzerine kurulu olmasındandır. Bizde mezhep kavgası olmaz. İnşallah. Sebep, çünkü bütün mezhepler bizim mezhebimizdeniz. Bizde meşrep kavgası olmaz. Sebep, bütün meşrepler haktır deriz. Çünkü Allah'ın yarattığı nefes adedince Allah'a ulaşan yol vardır. Öyle inanırız. Ve her nefes bu şekilde Allah'a ulaşacağına inanırız. O yüzden yanımızdakiyle kavga etmeyiz. Onun din algısında dövüşmeyiz biz. Dövüşmediğimizden dolayı barış içerisinde dururuz. Güneydoğu'da yaşananlar bizim kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin yapmış oldukları oyunlardır. Aldanmayalım, kanmayalım. Oradaki yerel, eline silah almayan Kürt kardeşlerimizin bunda bir suçu yok. Ama dışarıdan olan bir kısım hala da Türkiye'nin üzerinde yanlış hesap yapanların hesabıdır. O yüzden bu topraklarda Hacı Bektaş velisiyle, Yunus'uyla, Hazreti Mevlana'sıyla ve bu toprakları yoğuran ana kuvvet, bu üçünün çıkarmış olduğu ortak senfoni, ortak nefesidir. Bu sevgi, bu yol, bu nefes sevgiye, hoşgörüye, muhabbete, dayanışmaya, birbirini birbirini kucaklamaya, birbirinin koluna girmeye dayalıdır. Bakın, 742 yıl sonra Hazreti Ekber bizi, hepimizi, ırkımız, dinimiz, inancımız, mezhebimiz, meşrebimiz ne olursa olsun hepimizi topladı buraya. Hepimizi buraya toplayarak da belki de ötelerden bize bir mesaj veriyor. Ve diyor ki Allah-u Alem, ey benim 742. Vuslat Gecemesi'ne toplananlar, biliyorum ki siz benim sözüm üzerinde tecelli etti. Biz öldükten sonra bizi yerde arama, ariflerin gönlünde ara sözü tecelli edip hepimiz gönlümüzde onun sevgisiyle, muhabbetiyle, kalbimizde Allah'a duyduğumuz aşk, Muhammed-i Mustafa'ya duyduğumuz sevgiyle, Hazreti Pir'e duyduğumuz saygıyla burada toplandık. Bu büyük bir mutluluk. Bu büyük bir lütuf. Bu büyük bir ikram. Bu büyük bir ihsan. Çünkü Hazreti Muhammed-i Mustafa dedi ki, mahşer kurulur. Mahşer kurulduğunda herkes can alıp can verirken, hesap verirken bir zümre ki nurdan tahtların üzerine, nurdan elbiselerle, nurdan taçlarla otururlar. Mahşer halkı onlara sorar. Bunlar kim? Hangi peygamberlerden? Bir melek cevap verir. Bu peygamberler değil bunlar. Bunlar hangi şehitlerden? Bunlar şehit de değiller. Mahşer halkı sorar. Bunlar peygamber değil, şehit değil. Bunlar kim? Melek cevap verir. Der ki, bunlar dünyadayken akraba olmadıkları halde birbirlerine
Kıymetli dostlar, buradan çıkarken biz size ücret vermeyeceğiz. İzmit Belediyesi de size bir ücret vermeyecek. Biz de sizden bir ücret almayacağız. Buradaki programdan ön tarafta oturanlar 250, arkada oturanlar 50 lira, ortada oturanlar 150 lira vermeyecek. Müşteri olun. Kandırılmadınız, buradan çıkarken sizden ücret istenmeyecek. Sizler Mustafa Özbağ'ın akrabaları değilsiniz. Kıymetli başkanın muhakkak akrabaları vardır, kardeşlerimizin burada akrabaları vardır. Ama burada hiç kimse akraba olduğu için gelmedi. Bir menfaatimiz yok, akçe yok akçe. Bizim semadenler de dönerken kaç para, kaç para, kaç para diye dönmüyorlar. Öyle bir şey yok. Yani onlar da burada işte Allah rızası için her çarpta Allah diyerekler, sema edecekler, dönecekler. Hep beraber. Siz de oturduklarınız yerde Allah diyeceksiniz. Bunu ben adım gibi biliyorum. Neden biliyorum biliyor musunuz? Bizim semazen kardeşler, çocuklar çok ihlaslılar. Her çatta Allah diyorlar ya, her çatta Allah deyince onlara bakan bir kimsenin Allah hatırına geliyor. Allah hatırına gelince bir kez olsun kalbinden Allah diyor. Ne diyor Süleyman Çelebi? Bir kez aşk ile Allah dese o lisan dökülür cümle günahların istihaza. Biz hep beraber semanın sonunda bütün günahlarımızdan sıyrılaraktan buradan yürüyüp gideceğiz. Hep orada kaldım ya, biraz da bu tarafa doğru geleyim. Biz hep beraber burada estağfurullah kalkış için gelmedik. Allah razı olsun. Hep beraber buradan kalkarken arınmış olarak kalkacağız. Arınmış. Ve mahşer yerinde toplandığımızda belki de şunu diyeceğiz. Ey Rabbim, biz senin hani bir dostun vardı, bir velin vardı, bir Muhammed Mustafa'ya aşık Hazreti Mevlana'm vardı, Kur'an'a aşık Hazreti Mevlana'm vardı. O senin dostundu, velindi. Biz onun dostu, velisi olduğunu bilerek biz gittik Hazreti Pir'in Vuslat Gecesi'ne ortak olduk. Hoş geldin. O Vuslat Gecesi'nde biz de oradaydık ve onun vuslatını yaşamak istedik. Onunla, onun yürüdüğü yolda yürümek istedik. O seni nasıl gördüyse, o seni nasıl tanıdıysa, o seni nasıl sevdiyse biz de öyle sevmek istedik. O yolda olmak istedik. O yolda olduğumuzu gösteren bir delil, bir hüccet olarak biz oradaydık. Evet. Biz oradaydık. Ve onu yaşamak istedik. Gözlerimizi kapattığımızda Hazreti Pir'i görmek istedik. Gözlerimizi kapattığımızda Hazreti Muhammed Mustafa'yı görmek istedik. Kalbimize o yüceler yücesi, o kainatı, mütevaratı yaratan Allah'ın gönlümüze misafir olmasını istedik. Ve o yüzden hiçbir şey düşünmeden, sevap düşünmeden, borç düşünmeden, kazanç düşünmeden varımızı ve varlığımızı geride bırakarak da, varımızı ve varlığımızı salonun dışında bırakarak da sema ederken bir kez olsun oturduk, Allah dedik, Allah dedik. Onun için toplandık. Ve ümit ediyorum, umut ediyorum ve biliyorum ki biz o mahşer yerinde nurdan minberlerin, nurdan elbiselerin, nurdan taçların altında toplanacağız. Biraz daha sema başlayacak. Semada alkış yok. Semada konuşmak yok. Sema esnasında yan taraftakına kritik yapmak yok. Hiç konuşmayacağız. Sema bir zikir tabii. Allah'ı zikredeceğiz.
Böyle yanımızdakini gördün mü semazenin ayağı kaydı demeyeceğiz. Bırakın semazenin ayağı nereye gidiyorsa ayak bilir gideceğini. Semazenin kafası ne tarafa yaslanacaksa yaslanır o. Siz onu merak etmeyin. Biz içsel olarak içimizden Allah demeye bakalım. Ve semazenler inşallah hepsi de burada Allah diyecekler. Biz de hep beraber kendi içimizde, kendi lisanımızda Allah diyelim. Allah diyelim ki inşallah bütün günahlarımız, hatalarımız, kusurlarımız burada inşallah dökülsün de gidelim. Hazreti Pir'in son öğüdüyle sohbetimi bitiriyorum. Ben size gizlice ve açıkça Allah'tan korkmayın. Az yemeyin, az duymayın, az söylemeyin, günahlardan çekinmeyin, oruca namaza devam etmeyin, daima şehvetten kaçınmayın, halkın eziyetine ve cefasına dayanmayın, ayak takımıyla ve akılsızlarla düşüp kalmaktan uzak bulunmayın, kerim olan salih kimselerle beraber olmayın, vasiyet ederim. Çünkü insanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunandır. Sözün en hayırlısı da az ve öz olandır. Ham, yalnız Allah'a mahsustur. Tevhid ehline selam olsun. Ve aleyküm selam.